Nasrettin Hoca'yı bir gün düğüne davet etmişler. O da üzerini değiştirmeden gitmiş. Gitmiş ama kimse onunla ilgilenmemiş. Ne karşılayan ne de hoş geldin diyen biri çıkmış. Ayrıca sofraya buyur eden de olmamış. Hocanın canı sıkılmış. Doğruca evine gitmiş. Üstünü başını değiştirmiş. Bayramlık kürkünü sırtına geçirip koşa koşa geri dönmüş. Bu kez onu kapıda karşılamışlar. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz. Buyurun hocam, sofranın baş köşesine geçin. Hoca sofranın en görkemli yerine buyur edilmiş. Sofradakiler saygıyla önce onun yemeye başlamasını beklemişler. Hoca ise kürkünün ucundan tutup yemeğe uzatmış. Ye kürküm ye. Sofradakiler şaşırmışlar. Hoca efendi, ne yapıyorsun öyle? Hoca ilk gelişindeki ilgisizliği ve kürkü giydikten sonra nasıl ağırlandığını anlatmış. Yapılan ikram bana değil, kürkedir. Öyleyse yemeğe önce o başlasın. Ye kürküm ye.